İnsanlar bu dağa sabah sadece spor olsun diye bile çıkıyormuş. Bu tarz yerlerden geçerken gözlerim hep böyle yılan arıyor. Ama belki biliyorsunuzdur, Yeni Zelanda'da yılan yok. Sokakta, şehir merkezindeyiz, ona rağmen insanlar terlikle, hatta yine iyi terlikle yürüyorlar. Çıplak ayakla yürüyen çok var. Şöyle bir şey aldım ben. 6 dolardı bu. Doğa yürüyüşleri Yeni Zelanda'nın kültürel kodlarında var. Bu arada bir de Yeni Zelanda genelinde her yerde çeşme suyunu içebiliyorsunuz. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün böyle bir odada uyandım. Bu hostelin ismi Mount Backpackers. Bu hafta sonunu Mount Maunganui bölgesine değerlendirmek istedim. Ve sordum, yeriniz var mı dedim hostelde. Burada Mount Maunganui bölgesinde hostel bulmak veya konaklama bulmak oldukça zor. Yani tabii ki bulabilirsiniz ama yani 400 dolar falan geceliği otellerin genelde. Dünkü vegan festivalinden sonra ben bugün Mount Maunganui bölgesine gelip biraz burada vakit geçirmek istedim. Çünkü cumartesi, pazar ve pazartesi burada resmi tatil şu anda. Yani normalde pazartesi değil tabi de pazartesi günü bu sefer işte resmi bir tatil var. Ben dedim birleştireyim bunları. Mount Maunganui'de böyle güzel bir 3 gün geçireyim. Sordum, yeriniz var mı? O da dedi ki fullüz. Yani burada her yer full şu anda. O kadar çok yabancı gelmiş durumda ki Yeni Zelanda'ya. Yani Yeni Zelanda kapıları yeni açtı ve hiçbir kısıtlama yok şu anda ülkede Covid ile ilgili. O yüzden bir sürü insan buraya akın etmiş durumda. Bütün hosteller şu anda full çekiyor. Öyle olunca dedi ki bizim bir ofisimiz var. Ofisimizde de ranza var. Kimse de kalmıyor orada. Eğer kalmak istersen oraya gelebilirsin dedi. Ben de süper olur dedim. Şimdi işte burada kalıyorum. 2-3 gün boyunca burada kalacağım. Yani sonuçta özel oda biraz dağınık olabilir ama ofis hali yani. O yüzden yani ne kadar kötü olabilir, gayet mutluyum burada. 2-3 gün burada kalacağım ve etrafı gezeceğim biraz. Şimdi buranın, hatta bütün Yeni Zelanda'nın en meşhur yanardağlarından birine çıkacağım. Bunun ismi Mount Maunganui, Maui diye geçiyor yani. Buradaki en meşhur yanardağlardan biri. Hatta tüm Yeni Zelanda genelindeki en meşhur, en bilinen, en gözde yanardağ demek de enteresan oldu ama gözde tatil beldelerinden biri. Ama en önemli yanardağlardan biri. Biraz bunun ne anlama geldiğinden de bahsedeceğim. Ama burada değil, bir kahvaltıya çıkacağım. Şu anda yeni kalktım zaten, biraz açım. Şöyle bir hemen size hostelin etrafını gösterip çıkalım. Şimdi hostelin girişinden başlayacağım. Mount Backpackers'dayız şu an. Söylediğim gibi yanımda da sahibi var. Hello, how are you? Good, thank you. What's your name? Rob. Rob's my name. Rob Veal. My name is Mert. Nice to meet you. Nice to meet you too. So you're the owner of the Mount Backpackers, right? Well, yeah, kind of. It's really Joe's business. You know Joe, my wife. Yes, yeah. Yes, I just yes. work here for free. Okay, so yeah. You're together, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, perfect. When did you start this business, actually? When we came back from China. We lived in China for 3 years. And before that, we lived in Thailand for 6 years. And we came back to here. And Joe wanted to start a backpacker business, so okay. She bought this business. Yeah. Yeah. So you've done your observations in Thailand and China, probably. Yes. Hostels, yeah. And then well, we brought them together, and then. Yeah, just meeting people is. Yeah. From different cultures. Yeah. Would you like to show me around a little bit? Yeah, come this way. So. Yeah. Sorry. It's awesome stuff in there. No, it's over there. This is housekeeping. Okay. Şimdi abimizin bir işi var, hemen içeride halletsin. Ben de şurada size lobiyi göstereyim. Burası ortak alan, insanların takılabildiği bir yer. Bakın böyle yığmışlar yorganları, yastıkları. Burada genelde insanlar böyle film izliyor toplu bir şekilde. Oo, M&M varmış ya. Onları çok severim.
Ama sabah kahvaltı yapmadan olmaz. Prensiplerimiz var. So this is the common area, right? Yeah, this is where we can watch our Netflix TV. Yeah. And then burada da buralılar. Yeah, we can relax here. Ah, nice. Yeah. And people can use the kitchen. So everyone can use the kitchen. Yeah. It's perfect. And he's an interesting guy. He doesn't stay at the hostel. He lives on a boat. Oh, really? Yeah, in the marina. So you come here to like to cook and chill. Yeah. Oh, that's nice. Yeah, you're from here. Oh. No, I'm from South America. South America. Yeah, which country? Argentina. Okay. Yeah. Nice. Yeah. Good man. So and then upstairs. Yeah. What's the usual price of one bed here? It's usually about 32 a night. Yeah. For a dormitory. So we don't have private rooms, we just have dormitories. So for example, here's one here. So people can sit here. Yeah. Burada da yurt odaları var, yani dorm dediğimiz. So 10 beds, something like that, yeah. Yeah, so if 4 beds or 6 beds. So if someone wants to book a bed, like it's like 10 bed dorm and it costs like around $32. Depending on the day, probably. Yeah, also depending on the season because we have high demand season. Oh, somebody wants me, I have to. Yeah. Burada da böyle arkadaş gibi gönüllüler var. Bunlar da çalışıyor burada. Adamcağız tek başına kalmış, koşturuyor bütün işlere koca hostelde. Yani sorunlu tipler de olabiliyor tabi, hostel sonuçta. Her hostelde olduğu gibi. Bu arada burası da çok güzel bir alanmış ya. Şöyle şurada eşyalarınızı yıkayabiliyorsunuz. Ama tabi belli bir ücret karşılığı. Sanırım 4 dolara böyle bir makine atabiliyorsunuz. Kirli çamaşırlar. Burası da ortak mutfak alanı. İsteyen istediği yemeği yapabilir burada. Tost makineleri var, kettle var, ocak var, her türlü tencere, tava falan her şey mevcut burada. Tek bir şart var. Neyi yapıyorsanız, neyi kullanıyorsanız onu işiniz bittikten sonra yıkayıp yerine koymanız gerekiyor. Yani herkes böyle davrandığı sürece zaten oldukça temiz görünüyor buralar. Ya bazen tabii kargaşa olabiliyor. Bazı insanlar duyarsız olabiliyor. Onlar da her yerde var. Burada mesela yazıyor, eğer kullandıklarınızı yıkamazsanız 10 dolarlık bir ceza ödersiniz diyor. Bu arada bir de Yeni Zelanda genelinde her yerde çeşme suyunu içebiliyorsunuz. Tadı da gayet normal, yani böyle çok ağır bir çeşme tadı gelmiyor. Herkes zaten burada böyle içiyor. Yani ancak zor durumda falan kalırsanız, yanınızda su yoksa dışarıdan alırsınız. Çünkü şunların tanesi 3-3,5 dolar falan dışarıda. Yani yarım litre bir su alacaksın, dışarıda 3-3,5 dolardan başlıyor. O yüzden herkes zaten burada böyle çeşmeden içiyor. 2-3 gün kalmasam burada ben de 1-2 malzeme alıp aslında bir şeyler yapmak isterdim de. Güzel adam hazırlamış, kahvaltısını yiyor. Burada da böyle tuvaletler var, banyolar falan var. Oldukça sayısı fazla, o yüzden hiçbir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Burada da bakın ilanlar var. Tabi buraya gelen çoğu yabancı genelde iş arıyor. Neden? Çünkü working holiday vizeyle gelen insanlar bunlar. O yüzden full time çalışan insanlar, yani çalışıp gezen insanlar. Burada da böyle günlük işler, haftalık işler falan yazıyor. Hostelden dışarıya çıkıyorum. Hava harika bugün. You can see people at the top there now. See them? It's on top. Okay, yeah. So it's possible to just walk, not like climbing, right? No, just walking. Just walking track. Okay, yeah. It's very popular. I'll do that today because the weather is also nice. Yeah, and you'll get some nice views. So if you just walk there and walk around the right side, go up the track that way, it'd be really cool. Okay, I'll try that today. Oh, you get some beautiful views from up there, right? Today. I think today it's going to be really busy up there. Okay, I'll try that today. Yeah, good. Yeah, after breakfast I will go there. Yeah, good, good. See you later then. Okay, see you. See you, bye-bye. Hava sıcak değil ama insanlar çıplak geziyor ya. Ben anlamadım bu işi. Bu kadar mı alışkınlar yani? Nasıl destek olabilirim diye soruyorsunuz. Bunun farklı yöntemleri var. Bunlardan ilki ücretsiz olarak kanala abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini de açarsanız anlık olarak videolardan haberdar olursunuz. Videolara her türlü yorum, öneri, eleştiri, negatif veya pozitif fark etmez. Hepsini okumak isterim. Yani siz zahmet edip bu yorumları yazıyorsanız ben de olabildiğince okumaya çalışıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum.
Hepsini cevaplayamayabilirim. Şimdi bu videoda onu da söyleyeyim. Hepsini cevaplayamayabiliyorum. Yani kasten yapmıyorum bunu. Ancak yoldaysam, yani bu yorumlara bakmak gerçekten çok zor olabiliyor. İnterneti bulmak bile bazen zor olabiliyor. O yüzden ben cevaplayabildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Onun dışında katıl butonu var kanalın. Oradan destek olabilirsiniz. Ya zaten katıl butonu aracıyla destek olduğunuzda bunlar size geri dönüyor içerikler olarak. Onun dışında da Süper Teşekkür açıldı YouTube'da. Süper Teşekkür'le de yorumu aşağıda yaparak destek olabilirsiniz. Bir de eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız iyi olur. Çünkü böylece video daha fazla insana gösterilme şansı kazanır. Daha fazla insan bu videolardan yararlanabilir. Ben kahvaltı yapmadan şu önümüzdeki tepeye bir çıkayım. Mount Dory'miş. Hapukyore. Buraya bir çıkalım bakalım. Hapukyore. Hafif de tempolu çıkacağım. Spor olsun. Muhtemelen tepeden bütün mangonuyu olmasa da bayağı bir şey göreceğim gibi. Çünkü çok dik bir çıkış. Big steps. Bu tarz doğa yürüyüşleri Yeni Zelanda'nın kültürel kodlarında var. Adamlar bu konuda gerçekten uzman. Belki bu işi dünyada en layıkıyla, hakkıyla yapan Yeni Zelandalılar olabilir. Bu ülkede rakamı yanlış hatırlamıyorsam 300 bin civarı doğa yürüyüş yolu var. Nefes nefese kal. Sabah sabah yapınca bunu öyle oluyor. Evet, sanırım geldik. Oka Poiki'ydi galiba. Basitmiş. Çok hızlı çıktık. Ülkeye bak, banka bak. Kafaları rahat, refah içinde. Karışan neden yok. Bu Mangani bölgesi bu tarafta ve bu tarafta, iki tarafı da denizle çevrili. Benim çıktığım yer oldukça kolaydı şu anda. Benim asıl Mangani tepesi burası. Kahvaltıdan sonra şuraya çıkacağım. Bakın şurada çadır kuran biri var. Normalde çadır kurmak çok zor bu ülkede. Yani çoğu yer yasak ya da ücret ödemen gerekiyor. Güzel bulmuş Sote. Burası böyle komple ana cadde. Ben bu tarafa girdim sahil yoluna. Burada da böyle güzel mekanlar var. Şimdi bunlardan birinde kahvaltı yapacağım. Burada her şey var gibi duruyor. Hem kahvaltı hem kahve. Bekleyin diyor. Oturmak için bekleyin diyor. Bekleyelim bakalım. I need to wait or? Yeah, I'll give you. Okay. One. Like on my window, is that right? It's okay. Chat side jive. Bugün resmi tatil, o yüzden. Size şimdi bir menüyü göstereyim. Buranın ismi General ya da General, nasıl okumak istersek. Fikir sahibi olmanız açısından, çünkü aşağı yukarı neredeyse her yerde burada fiyatlar aynı. Ben yumurtalı tost söyledim. 16,5 dolar. Şöyle genelde 25 dolar civarı menüdekiler. Bir de şuradan kahve söyledim. Long Black. 4,7 dolar. Ben şöyle decaf aldım. Yani kafeinsiz. Burada mesela şarap, bira falan da var. Mesela bira 9 dolar genelde. Şarapsa kadehi 12 dolar, 10 dolar o şekilde. Kadeh var mı? Evet. Could I have an excellent toast? 16,5 dolarlık eggs on toast. Yani tost üzerinde yumurta da bu şekilde. Şimdi bu kafeini alınmış, yani decaf kafeye iyi bakın. Çünkü birazdan kahvaltıdan sonra size bununla ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Güzel görünüyor ama bir tadına bakalım nasılmış.
Gayet güzel, porsiyonu da doyurucu. Beklemiyordum ben bu kadarını. İnsanlar artık bikiniyle gezmeye başlamış. Ben niye şomanlıyım hala bilmiyorum da. Ben üşüyorum ya. Hala sıcak değil bence. Yani hiç sıcak değil. Hele şu anda estiğinde falan bayağı soğuk oluyor hava. Ben anlamıyorum buraları nasıl, yani bikiniyle falan geziyor, ben bilmiyorum yani. Alışacağım herhalde artık. Bu arada şurada içeride bir adam yaşıyor. Bir mağara var orada. Enteresan bir adama benziyor. Denk gelirsem bir yanına gideceğim onun. Eminim ki bayağı ilginç bir adamdır. Şimdi denize doğru ilerliyorum. Deniz kıyısından dağa doğru yol alacağım. Yürüyerek buradan 10 dakikada muhtemelen dağın orada olurum. Evet, şimdi sahile geldim. Deniz kıyısındayım. Muhteşem bir manzarası var buranın. Yani buraya her geldiğimde içim açılıyor. İkinci gelişim bu arada. İnsanlar denize girmeye başlamış. Şimdi ben karşıdaki Mao Dağı'na doğru ilerliyorum. Yani Mount Maunganui'ye. Acayip bir rüzgar var bu arada. Ama bu rüzgar hiçbir zaman bitmiyor burada. Yani Tauranga rüzgarıyla meşhur, sörfçüleriyle. Hiç bitmeyen bir rüzgar. Sürekli. O yüzden hava biraz bile serin olursa bu rüzgarla yani üşüyorsun ya. Bilmiyorum, ben üşüyorum da insanlar nasıl üşümüyor? Çözemedim. Bakın bu tarafa böyle kamp alanı yapmışlar. Yani buraya insanlar camper vanlerini falan çekip kalabiliyor. Yeni Zelanda'da böyle bir tatil anlayışı var. İnsanlar hafta sonlarında, hatta bazıları bu karavanlarını burada bırakıyor da gidiyor. Hafta sonları geliyorlar falan. Bayağı yazlık gibi kullananlar var. Yani muhteşem bir manzaraya çekiyorlar işte yani. Ayaklarının altında deniz, kumsal. Burada dağ. Şuradan ilerleyelim bakalım. Sanırım buradan gidiyoruz. Buradan ilerliyoruz şimdi. Burada hangi yolları takip edebileceğinizi yazıyor. Mesela Waikori de var. Pilot Bay dediği. 2820 metre yüksekliğindeymiş ve kolay bir çıkış diyor. Bir de Tetihi Omuau var. Onun zirvesi de 1285 metre ama çok dik diyor onun için. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şimdi hemen ufak ufak güzel manzaralar vermeye başladı. Şurası benim az önce yürüdüğüm sahil şeridi. Bu arada bu Mount Maunganui'nin Maorice ismi, yani buradaki yerel dilde ismi Moao ve çok ilginç bir destan var burayla ilgili. Nasıl diyeyim, bir hikaye. İlerliyoruz. Biraz daha yolumuz var. Bu sefer arka tarafa bakan manzarayı göreceğiz. Yani çok zorlu değilmiş. Zaten yazıyordu zorlu olmadı. İnsanlar bu dağa sabah sadece spor olsun diye bile çıkıyormuş. Yani aslında sadece turistik bir aktivite değil burası. Ben şu an değil de aslında yarın güneş daha doğarken buraya çıkmak istiyorum. Çünkü şu anda güneş o kadar tepede ki tam olarak istediğim manzarayı da alamayacağım zaten. Şöyle düşündüm, burada iki yol var. Yollardan bir tanesi şöyle aşağıda gördüğünüz şu iki kişinin orada yürüdüğü yol.
dağın eteğinde böyle komple dağı çevriliyor. Diğeri de buradan dağa çıkıyor zaten. Gün doğumuna bırakacağım ya da gün batımına. İkisinden birinde yapacağım bu işi çünkü çıktığımda da şöyle şahane bir manzarayla karşılaşmak istiyorum. Buradan böyle yolu kestirme yapıp şuraya doğru ineceğim şimdi. Bu tarz yerlerden geçerken gözlerim hep böyle yılan arıyor. Ama belki biliyorsunuzdur, Yeni Zelanda'da yılan yok. Yani bu ülkede yılan yok. Rahat rahat böyle basa basa geçebiliriz buradan. Bu arada yasak olabilir buradan geçmek, bilmiyorum da. Acayip yasaklar var ve bu yasakların cezası da bir o kadar acayip. O yüzden ceza yemek istemem burada. Hızlıca şuraya geçelim. Evet, şu anda istediğim yola indim. O tam şuradan inmişim ya. Bir dakika sürdü. Bu zaman mekan kavramı çok acayip bir şey ya. Buradan bakınca sanki az önce o bir dakikada indiğim yer 10 dakikalık mesafeymiş gibi duruyor. Yanlış yoldan geldik herhalde ya. Burası biraz dikmiş. O kadar rüzgar var ki şapkam 3-4 kere uçuyordu. Hatta bir kere uçtu, arkadan koşturup aldım. Şimdi böyle ters takınca uçamıyor. Lütfen belirlenen yola sadık kalın yazıyor burada. Vai Corriere, 1560 metre. İyi ki bugün bu alternatif yola girmişim ya. Ya gün doğumu veya gün batımını yakalayamadım. Yani tam böyle orta bir saatte girdiğim için yukarı çıkmak istemedim bugün. Çünkü kendimi biliyorum. Eğer bir kere çıkarsam yukarıya bugün, yarın çıkmam yani. Onu bildiğim için bugün bütün dağın etrafında yürüyorum. Eğer bugün yukarı çıksaydım eminim ki burayı ben hiç öğrenemeyecektim. Evet, bu yürüyüş rotasını tamamlamış oldum. Yani kısa sürdü, 1 saat kadar falan sürdü toplamda ama manzaralar harikaydı. Böyle bir içim açıldı resmen. Güneş de ne böyle çok yakıcı ne de hava kapalı. Tam istediğim gibi bir hava oldu. Tekrar söylüyorum, iyi ki de bu alternatif yürüyüş rotasını izlemişim. Eğer gelirseniz, olur da gelirseniz diyorum. Çünkü şöyle bir durum var, Yeni Zelanda Türkiye'den 100 kişi sanırım alıyor bu vizeyle. Yani oldukça az sayı. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ama çok az. Ve başvuruların sadece %65'i kabul ediyormuş. Her yıl buraya demek ki 65 Türk giriyor. Turist vizesi harici tabii. Turist vizesiyle gelenler var bir de. Yani umarım buraya yolunuz düşer. Yolunuz düşer de demeyeyim. Umarım buraya gelme fırsatı, imkanı bulursunuz. Gelirsiniz siz de. Bir gün gelirseniz bunu hatırlayın. Evet, dağa çıkın ama dağın da eteğinde bu alternatif yürüyüş rotası var. Bunu da kesinlikle kaçırmayın derim. Burada da sanırım ismine Holiday Park dedikleri bir kompleks var. Ve buralarda insanlar karavanlarını çekiyor, kamplarını kuruyor ve takılıyor. Yani takıla da biliyorlar, yaşaya da biliyorlar. Eminim ki burada çok fazla yaşayan insan da var. İşte bir haftalığına geliyorlar, bir aylığına geliyorlar. Kimisi bir yıl bile işte ücretini ödeyip burada konaklayabiliyor. Ya bu da aslında güzel bir şey çünkü eve çıkmak istemeyenler, göçebe hayatını seçenler veya imkanı olmayanlar bu tarz holiday parklarda, bunlar Yeni Zelanda'nın her yerinde var. Hem duş imkanına sahip oluyorlar, hem internetleri oluyor. Yani bence gayet güzel bir uygulama ya. Şimdi şurada karşıda Copenhagen Cones var. Çok ünlü bir dondurmacı orası. Yani ben buradan ne zaman geçsem
Hep buranın kapısında böyle bir kuyruk oluyor. Hatta şu an çok az var. Tam böyle sıraya girmedik. Normalde bu kuyruk böyle buradan başlıyor. Şöyle yolun sonuna kadar falan gidiyor. Hazır böyleyken kuyruğa gireyim ben. 35 yıllık dondurmacıymış burada. Şöyle bir şey aldım ben. 6 dolardı bu. Bu ufak olanı. Büyük olanı da 8 dolar. Şu anda şehir merkezine tekrar geldim. Burada çok ünlü bir restoran var. Alpino diye. Karşı tarafta benim kahvaltı yaptığım yer The General. Belki de General diye okumak gerekebilir. Şuradan dönünce de benim hostel. Karşısında benim hostel abi. Burada direkt duruyorlar. Böyle. Geldik. Hey. Laf atmayı çok seviyorlar bu arada. Yani böyle sokakta şehir merkezindeyiz. Ona rağmen insanlar terlikle, hatta yine iyi terlikle yürüyorlar. Çıplak ayakla yürüyen çok var. Üstü çıplak yürüyenler var falan böyle. Gayet sıradan, olağan bir durum burada. Yani alışacağız. Bakın burada da Lolo diye bir Türk restoranı var.